Ya tepkiler çok iyi bence. Çünkü genel anlamda insanların büyük bir umutsuzluğu vardı ve şey diye tanımıyor. Sanki böyle bir ölü toprağı serpmişlerdi insanların üzerine ve bu seçim aslında bütün insanlar için bir umut oldu. Çünkü yeniden hani yeni bir dünyanın hani kurulmasının mümkün olacağını görüyorlar insanlar. Ve bu anlamda da iyi geri dönüşler alıyoruz. Hani sokaklardan olsun, gittiğimiz evlerden olsun, halk buluşmalarından olsun, esnaf ziyaretlerinden olsun çok çok iyi dönüşler alıyoruz ve iyi sonuçlanacağını düşünüyoruz o anlamda. Birçok kadınla tanıştığımda oy verenlerden dahi olsa keşke elim kırılsaydı da vermeseydim diyor. Bu sadece hani aydın dediğimiz ya da işte Kürt tabanı ya da diğer kesim değil, bütün bu muhafazakar kesim de dahil bütün tabanlardan aynı şeyi işitiyoruz. Yani artık değişmesi gerektiğine dair sözleri işitiyoruz. Yani hatta rekora koşacağız diye düşünüyorum. Çok güzel olacak. Bu televizyonlara yansımayanlardan daha fazla, daha güçlü bir katılım olacak. Ve değişimin gücünü kadınlar gösterecekler bu anlamda. Tabii ki jen yani barajına gerçekten barajına iyi o galiki girana. Jen hem geçimsizlik galiki dikşenin, derdi mal dikşenin, ezaroka dikşenin. Jen artık yani diyeyim ne ma yani karın faturi ko ödemiş bugün. Amerika zaruka ko bir şey ne okali. Yani geçimsizlik galiki navmalla da ev haya ve galiki jmet khoazın ve dibejin. Ulster ve galiki sakının gerçekten doğru dibejin haberi var ya geçimsizlik galiki hayat khoazın go degiş bebe sistem jidegiş be Muhammed khoazın inşallah amı fser kevin. Bankdan amı jinar hayvan kadayık Kürt, ne tek Kürt ne, dayık Kürdüm, Türküm, Alevim, Çerkezim, bankdan amı dayık hamuar haya. Am ve sistemi amna khoazın ve sistemi gerekem degiş bükün degiş bibe am karşı ve sistemine da khoaziyam jdayka av hayal oy khoal khoal khodi der kaven irade kho khodi der kaven. Doğası jeotermallerle ranta, talana açılan Aydın'ın yaşam alanları daraltılan, emeği sömürülen, emeği görülmeyen ve emeğin hakkını alamayan kadınların artık bu iktidara da, politikalarına da tahammülü kalmadı. Seçim çalışmalarını yürüttüğümüz her yerde insanların bizden net bir talebi var. Bu talancı, rantçı, halk düşmancı, kadın düşmanı iktidarın değişmesi. Çünkü herkes farkında. Yaşanan bu yıkım, bu ekonomik kriz ancak bu iktidarın gitmesiyle mümkün. Sahada özellikle kadınların bize ilgisi çok çok fazla. Kadınların heyecanı bize de yansıyor. Şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalarda çok güzel tepkiler aldık. Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılanıyoruz. Ekolojiyi savunan, doğamızı savunan, kadın mücadelesini her alanda, her yerde yürüten tek Yeşil Sol Parti ve halk bunu çok çok iyi biliyor. Aydın'da ilk iki sırada kadın adaylar var. Bu çok önemli bizler açısından. Ve kadınlar da bunu çok iyi biliyor. Tarlada, sokaklarda, evlerde bir cümle her yerde gördüğümüz kadınların neşesi, umudu bizlere güç katıyor. Kadınlar partimizi ve partimizin politikalarına bir umut olarak görüyor. Aldığımız bu güçle, bu motivasyonla diyoruz ki biz kadınlar değiştireceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde kadınlar damga vuracak. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıp kadınlara şiddet karşısında korunaksız bırakanlara, erkek yargıya, faillere, yan yana duranlara, doğamızı rant alanına çevirip yaşam alanlarımızı yok edenlere, kendim de ataması yapılmayan bir öğretmen olarak geleceğimizi çalanlara sandıklarda çok güzel bir cevap verecek ve bu seçim kadınların seçimi olacak. Biz kadınlar bu tekçi rejimi mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz. Biz kadınlar, gençler mutlaka kazanacağız. Kadın faşizmi yenecek olan tek kişi kadındır. Erkek egemenliğini yenecek olan tek kişiler kadınlardır. Kadınlar ve gençler bizim öncülüğümüz olsun istiyoruz. Yani sayılarımız gün geçtikçe artıyor. Daha da fazlalaşıyor. Yani güveniyoruz kadın arkadaşlarımıza. Kadınlarla başaracağız 14 Mayıs'ı. Manisa'da da bütün illerde de kadınlar 14 Mayıs'ta tek adam rejimini, faşizmi yenecek. Yaklaşık bir aydır biz Balıkesir merkezde, ilçelerinde, köylerinde, mahallelerinde, bu körfezde
çalışıyoruz. Burada gözlemlediğimiz toplumun tüm kesimi inim inim inlemiş, bıkmışlar, yoksulluktan bıkmışlar, kutuplaştırılmaktan bıkmışlar, ötekileştirilmekten bıkmışlar, bu adaletsiz hukuk sisteminden bıkmışlar. Özellikle kadınlar çok şikayetçi. Bu erin hukuk sistemini değiştirmek, kadın katillerine cezai indirim yapanlardan hesap sormak istiyorlar. Ve Ege'den güçlü bir şekilde geliyoruz. Ege'li, pazarcı, köylü bir kadının söylediği bize slogan oldu. Bu ağacı unutmayacağız, ağacımızı unutmayacağız, ağacımızı oy vereceğiz. Bu ağaç bizim yaşam ağacımız, bu ağaç bizim demokrasi ağacımız, bu ağaç bizim zeytin ağacımız. Ege'li kadınlar harikalar. Bize de sevgileri, sıcakları onlardan aldığımız coşkuyla bizim umudumuz, moralimiz daha yükseliyor. Partimize bütün saldırılara, karalamalara rağmen Balıkesir'de, Ege'de partimiz yeşermiş, köklenmiş. Bunu görüyoruz ve bizim kadın hareketi, ekolojik hareket olduğumuzu insanlar bilincinde. Yeşil solun onlar için bir umut olduğunu ve bu anlamda kadınların mecliste sesinin gür olacağını düşündükleri için Yeşil Sol Parti ile birlikte talepleri Yeşil Sol'dan kreş hakkı, kreşleri olsun istiyorlar. Sanayide, ekonomide onlar da var olmak istiyorlar. Olması da gerekir. 14 Mayıs'ta biz Yeşil Sol Parti olarak Türkiye tarihine bir damga vuracağız. O da şu, Türkiye tarihinde ilk kez kadın temsiliyetinin en yüksek olduğu bir seçim olacak. Yeşil Sol Parti kadınlarla parlamentoyu resmen karanlıktan aydınlığa geçirecek aslında. Bir kadın temsiliyeti olacak. Kadınların zılgıtları, tililleri duyulacak mecliste. Bu anlamda bambaşka bir dünyaya uyanacağız aslında.